sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle siz de yapabilirsiniz setlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Rölyef pastalarla inanılmaz güzel boyutlar çalıştık. Hadi hep beraber uygulayalım. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle 30 santim plaka kompozit üzerine rölyef pastalarda Artebella'nın Allegro serisi rölyef pastalarıyla güzel çalışmalar yapacağız. Evet, şimdi desenimizi çizmekle işe başlayalım. Evet. Setimizin içerisinden çiçeklerimizin çizilmiş olduğu bir kağıdımız çıkıyor, desen kağıdımız. Biz bunu kopya kağıdımızla çizmeye başlıyoruz. Önce şöyle ortalayalım. Ardından çizime başlayalım. Çizmek için çok özen göstermenize gerek yok. Çünkü üzerleri kapanacak. Sadece yerlerini biz belirlemek istiyoruz. O sebeple yani çalışacağımız alanı işaretlemiş oluyoruz aslında. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, desen arka tarafa geçiyor. Bu şekilde devam ederek tüm deseni kompozite geçiriyoruz. Boyalarımızı açtık. Şimdi çalışmaya başlayabiliriz. Allegro serisi rölyef pastalar Artebella'nın inanılmaz güzel boyutlar elde etmemize yarıyor. Öncelikle sarı renkli rölyefimi alıyorum. Ardından biraz da turuncu renkli rölyef pastayı alacağım. Ve sarı turuncuyu kullanarak güne bakan çiçeklerimin yapraklarını hazırlayacağım. Bunun için spatulamla veya setimin içerisinden çıkan aparatla çalışmaya başlıyorum. Hafif bir şekilde her ikisinden de alarak açıklı kuyulu çizdiğim deseni takip ederek yavaş yavaş çiçeğimi oluşturuyorum. Sarıdan biraz daha alalım. İnanılmaz güzel, zevkli bir malzeme arkadaşlar. Siz de çalıştığınız zaman bunu çok çok güzel anlayacaksınız. Her objeye, her yüzeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz hoş malzemeler. Ben çalıştıkça boyutunu da görebiliyorsunuz sanırım. Çok zevkli. İstediğiniz aparatla çalışıp şekiller verebiliriz. Biraz daha turuncu rengimden alıyorum. Evet. Böylece ilk güne bakan çiçeğimi tamamladım. Şimdi burada yapmamız gereken malzememizden biraz daha takviye yapayım. Evet, dediğim gibi Allegro serisi Artebella'nın rölyef pastaları inanılmaz boyutlu. Bakın şu şekilde de gösterebilirim boyutunu size. Parlak. Şimdi yavaş yavaş içe doğru bir kat daha çalışıyorum. Böylece çiçeğime biraz daha boyut kazandırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Çiçeklerimizi hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi göbek kısmını kahverengi boyamızla yapmaya.
bir parça kahverengiyi alıyoruz ve boyut oluşturacak şekilde hafif hafif şu şekilde kahverengi ortaları kahverengi yaptıktan sonra hafif sarı rengimizden alarak bazı yerlerine sarı rengi hafif hafif dokunduruyoruz. Biraz renklendirme yapıyoruz. Şekilde de orta göbekleri çalışıyoruz. Tabii tabiatta hep düz olarak çiçeklerimizi, güne bakan çiçeklerimizi düz olarak görmüyoruz. Sağa doğru eğilmiş, sola doğru eğilmiş değil mi? Başlarına eğmiş olarak o görüntüyü verebilmek amacıyla da şimdi biz farklı bir yönden çalışacağız. Ne yapacağız? Bu çiçeklerimiz de bizi bu şekilde hafif dönmüş ve yüzünü gökyüzüne doğru şu şekilde farklı farklı da yani yaprakları atabiliriz. Evet, şu şekilde. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Şuradan da biraz ufak kıvrımlar yapalım. Yaprakları şöyle içe doğru hareketlendirelim. Değil mi? Dümdüz bir görüntü olmamış şeklinde. Evet. Şuradan da bir yaprak yapalım. Şuradan da bir tane daha ekledikten sonra sanıyorum o görüntüleri kapalı ve açık şekilde görüntüleri oluşturmuş olduk. Şimdi sıra geldi yaprakları çalışmaya. Yeşil renkli rölye pastamı alıyorum. Biraz da sarı ekleyelim. Evet. Onu da nasıl yönlendirelim çizgimize göre? Şu şekilde başlayalım. Sap kısmını şu şekilde oluşturalım. Düz bir şekilde aşağı kadar insin. Biraz da sarılar ekleyelim şöyle. Hareketli bir görüntü olsun. Ardından da şurada bir yaprak grubumuz var. Burada şekil vermemiz gerekmiyor. Yani biz kendimiz istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ama çiçeğin yapraklarında öyle değildi. Biraz daha farklıydı. Ne yapacaktık? Spatula veya aparatımızla yön vererek çalışma yapacaktık. Elimiz zaman içerisinde tabii bu çalışmalara daha çok alışıyor. Ama bu siz de yapabilirsiniz. Setlerini temin edip satın aldığınızda bu tip çalışmaları videolarını izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu da sizlerin kolaylığı için yapılmış bir çalışma oluyor. Evet. Şuralarda da hafif yeşil yaprak yeşillikler girelim şuralarda. Hem dolgu yapmış oluyoruz çalışmamıza. Hem de biraz yeşil minik yapraklar girersek
Sadece sap kısmında yapraklar kalmaz. Buralarda da farklı farklı küçük minik yapraklar oluşturmuş oluruz. Evet. Demek ki çiçeğimiz, yapraklarımız bittikten sonra şimdi sıra geldi zemini çalışmaya. Bakın ne kadar güzel bir görüntüsü var sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi zemin içinde mavi tonda rengimizden faydalanıp çalışmamızı yapacağız. Mavi renkli boyamızı aldık. Şimdi sıra geldi biraz da beyazdan. Arada karışımlar yapabiliriz çünkü. Şimdi aldığımız bu beyaz ve mavi renkli boyamızda şöyle bir çalışma yapıyoruz. Hafif hafif zemine renklendirme yapacağız. Şu şekilde boyut kazandırarak, bazı yerlerde de beyaz kullanarak çiçeklerin kenarlarından hafif hafif şöyle dokundurarak boyutlar oluşturuyoruz. Tamamını bu şekilde bezeyeceğiz. Evet. Son dokunuşlarımızı da yapalım. Beyaz renkten biraz alarak hafif bazı yerlerde beyazlıklar veriyorum ki düz bir renk halinde olmasın. Şuralarda evet. Sanıyorum biraz da şuraya eklemeler yapayım. Evet sevgili arkadaşlar. Artevella'nın bugün Allegro serisi rölyef pastalarıyla çok güzel bir pano çalışması yaptık. Sizler de inşallah bu güzel çalışmaları alır denersiniz. Çok eğlendim ben, çok keyif aldım. Siz de yapabilirsiniz diyerek çalışmamı sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.